Hac Günleri programından herkese merhabalar kıymetli dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun efendim. Hacca dair önemli konuları özel konuklarımızla konuşmaya, sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz emekli Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız Doktor Ekrem Keleş. Hocamızla haccın sembollerinin verdiği mesajları konuşacağız. Kıymetli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkürler hocam, Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Kıymetli hocam malumunuz hac ibadetinin içerisindeki menasıkların hepsi birer sembol ifade etmekte. Adeta bizleri oraya gittiğimiz zaman nakış nakış işliyor baktığımız zaman. Dilerseniz vahyin diliyle söyleyecek olursak şeair ne anlama gelmekte? Oradan başlayalım hocam. Teşekkür ediyorum, razı olsun. Hakikaten hac baştan sona menasik olarak ifade ettiğimiz haccın her bir fiili ve davranışı bir sembol, sembolik anlamlar içeriyor. Gerçekten yani ihramdan tutun en başta başlamak üzere yani ihram, telbiye, sonra tavaf, say, Arafat vakfesi, Müzdelife vakfesi, cemaata taş atma, şeytan taşlama olarak nitelendirdiğimiz cemaata taş atma, kurban kesme, saçların tıraş edilmesi evet. Falan hepsi bu sembolik anlamlar içeren yer haccın fiil ve davranışlarıdır. وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ ayet-i kerimesinde ifade buyurulduğu üzere kim Allah-u Teala'nın bu ibadetin birer unsuru olarak koymuş olduğu, ibadeti yerleştirmiş olduğu, ibadetin çerçevesini çizmiş olduğu bu sembollere kim hürmet eder, saygı gösterir, onlara tazimde bulunursa muhakkak ki bu min takval gulub, kalplerin takvasındandır buyuruyor. Aslında burada şöyle ifade etmek lazım. İbadetler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl öğrettiyse, nasıl gösterdiyse öyle yapılır. Evet hocam. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nitekim benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız namazlarınızı o şekilde kılınız. Yani namazında, yani ibadetlerde aynı şekilde kıyam, ruku, secde, bir takım hareket ve davranışlar var. Bunların da bir takım anlamları var. Ama biz bunları Allah ve Resulü nasıl emrettiyse o şekilde yaparız. Aynı şekilde haçla ilgili olarak da Peygamber Efendimiz "Hudû annî menâsikeküm." Haçınızın fiil ve davranışlarını benden alınız, benden öğreniniz. Ben nasıl yaptımsa öyle yapınız buyurmaktadır. Peygamber Efendimizin bu emri doğrultusunda biz haçı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl öğrettiyse, nasıl tarif ettiyse, nasıl anlattıysa, nasıl uyguladıysa kendisi de bizzat zaten evet. Haç yaptığı için Peygamber Efendimiz buna göre yaparız. Ama bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde bunu yapıyor olmamız bizim bunun arkasındaki hikmetleri, simgeleri, sembolleri araştırmamıza bir engel teşkil etmiyor. Bunları inceleyerek, ne anlama geldiklerini bilerek haç yapmak kuşkusuz, yani ibadetleri daha doğrusu bu sembollerin hikmetleri üzerinde düşünerek icra etmek daha anlamlı, evet. Daha bir şuurla o ibadeti yerine getirmeye vesile olur. Sembollerden devam edelim hocam dilerseniz. Konumuz da zaten semboller. Kabe'ye baktığımız zaman Hazreti İbrahim Aleyhisselam tarafından inşa edilmiş. Kabe'nin bizlerdeki anlam, yani bizlerdeki anlam dünyamızdaki karşılığı nedir? Yani muhabbetimiz Kabe'ye karşı nereden kaynaklanıyor? Buradan devam edelim dilerseniz. Kabe Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere inne evvele beyti muz'alin nasilellezi bi Bekke'te bâraken ayet-i kerimesinde ifade buyurulduğu üzere yeryüzünde yapılmış olan ilk ev, ilk evdir. Kur'an-ı Kerim bize öyle ifade buyuruyor. Yeryüzünde yapılmış olan bu ilk ev olması münasebetiyle çok anlamlı bir yönü vardır Kabe'nin. Hazreti Adem aleyhisselam orada tövbe etmiş, tövbesi kabul edilmiş ve Cenab-ı Hak onu bağışlamış. Dolayısıyla hani insanlar kendi evlerine özlem duyarlar. Yeryüzünün de ilk evi, insanların ilk evi olduğu için
Orada insan kendisini kendi evinde gibi hisseder. Hakikaten Kabe'de hacca giden, umreye giden bütün insanlar bu duyguyu yaşarlar. Yabancılık çekmezler orada. İnsan, benimsiyor insan hocam. İnsan yani. Nasıl kendi evinde yabancılık çekmezse orada da yabancılık çekmez. İnsan kendi evine koşarak gider, ayakları geri gitmez evine giderken. Çünkü sığınacağı bir yerdir, huzur bulacağı. Bu sükuna erişeceği bir yerdir kendi evi. Kabe'ye giderken de öyle gider insan. Kendi evine gider gibi gider. Ve ilginç bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın bir rahmeti oraya giren insanlarda böyle biraz dünyevi duygular, meşgaleler zihninden silinir adeta. Hatta kendi şeylerini bile, ailesini, çocuğunu bile düşünmez. Soyutlanıyor insan adeta dünyadan. Girdiği zaman oraya böyle bir Allah'ın rahmetidir, bir huzur hisseder. Kabe'de bu duyguların yaşanması tabii boşuna değil muhakkak. Cenab-ı Hak Kabe'ye beytim demiş, beytullah. Kur'an-ı Kerim'de beyti, evim diyor bizzat Cenab-ı Hak. Ve Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet-i kerimede daha bu beyt tabiri, ev manasında beyt tabiri Cenab-ı Hakk'a nispetle kullanılıyor. Dolayısıyla orası simgesel olarak Allah'ın evi. Allah mekandan münezzehtir. Mekanın yaratıcısı da, zamanın yaratıcısı da Allah'tır ama insanların zihninde bazı şeylerin canlanabilmesi için Cenab-ı Hak insanlara onların anlayabileceği, algılayabileceği sembollerle bir takım emirlerini, talimatlarını vermiştir. Burada da Kabe'nin simgesel bir anlamı vardır. Beytullah'tır. Beytullah'a giden aslında simgesel olarak Allah'a gidiyor, Allah'a yürüyor. Hatta şöyle ifade edeyim. İbrahim Aleyhisselam bu Nemrut'la uzun mücadelesinden sonra bu Filistin'e geçmiş. Filistin'den de daha sonra Hacer, eşi Hacer'le oğlu İsmail henüz süt emmekteyken onları yerleştireceği işte Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin olduğu yere gelmiş. Evet. İnni eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zî zer'in inde beytikel muharram. Yani ekinsiz bir vadiye ya Rabbi ben neslimden bir kısmını yerleştirdim ayet-i kerimesinde. Fec'al efideten minen nâsi tehvi ileyhim. İnsanların kalbine oranın özlemini düşür anlamında ayet-i kerimede. Oraya yola çıkarken şu ifadeyi kullanıyor. Kur'an-ı Kerim bize bunu aktarıyor Hazreti İbrahim ifadesini. İnni zâhibun ilâ Rabbi. Ben Rabbime gidiyorum. Aslında haç için yolculuğa çıkan insan, Kabe'ye doğru yola çıkan insan Cenab-ı Hakk'a gidiyor, ona yürüyor, Allah-u Teala'ya gidiyor. Dolayısıyla bu sembolik yolculuğun sembolik varış noktası Yaratan'a gidiyor. Yani. Allah-u Teala'nın evidir, beytidir. Muhakkak Kabe üzerinde sizin bu programlarda muhakkak üzerinde konuşmuşsunuzdur. Söylenecek pek çok husus var ama yeryüzünün ilk evi, ilk mabedi Hazreti İbrahim ile oğlu İsmail'in Kabe'nin temeli üzerinde Kabe'nin inşasını yaptıkları, binayı yükselttikleri yer ve ilk andan itibaren yeryüzünün bu ilk evinin yeri hiç değişmemiştir. Günümüze kadar gelmiş bir kadim, saygın mabettir Kabe. Evet hocam, Kabe'den bahsettik. Dilerseniz yavaş yavaş Kabe'ye doğru yolculuğa çıkalım. Malumunuz hocam, hac ibadetinin başlangıcında iki bez parçasından oluşan insanlar ihrama bürünüyorlar. Adeta insanı dünya hayatından soyutluyor, ahirete geçişi simgeliyor. Kişiler ihrama girdiği zaman nasıl bir hal almalı, nelerden soyutlanmalı, bizlere kattığı ihramın anlam nedir? Buradan devam edelim dilerseniz. Bu programın anlamıyla da örtüşecek şekilde hakikaten bu haccın fiil ve davranışları içerisinde en simgesel, anlam taşıyan uygulamalardan biri de ihram giysileridir.
İhram aslında niyet ve telbiyedir. Normalde işte haç yapmaya niyet etmek ve telbiye getirmek. Bunu söyleyen insan ihrama girmiş olur. Fakat ihrama giren kişinin giymesi gereken kıyafetler vardır. Erkekler için söz konusudur. Kadınlarda bir kıyafet değişikliği olmaz. Kadınlar simgesel olarak bu manada yüzlerini açık bırakırlar. Bu ihram simgesi olarak. Onların ihram simgesi odur aslında. Evet. Ama erkeklerdeki ihram simgesi, ifade buyurduğunuz gibi, izar ve rida dediğimiz iki parça bezdir. Bunlar beyaz olur renkleri ve çeşitli anlamlar ihtiva ediyor aslında. Bir bakıma en önemli anlamı, ihram giysilerin en önemli anlamı, haccın ruhuyla örtüşen ve haccın da esas maksadı olan eşitlenme bilincini temsil etmesi. Evet. Yani ihrama giren insan bir bakıma dünyevi her şeyden kendini soyutlamış oluyor. Makamdan, mevkiden, rütbelerden, efendime söyleyeyim malından, mülkünden. Bir bakıma kıyamette yürür gibi adeta insan hani ahirete yolculuğa çıkarken kefenle gönderiliyor, kefenle defnediliyor. Kefene bürünmüş, kıyamete yürür gibi Allah'ın huzuruna giderken diğer insanlarla eşitliğini ifade etmek üzere bu kıyafetleri giyiyor. Artık o kıyafet içerisine giymiş, girmiş olan insanlar içerisinde bir çoban ile bir devlet başkanının farkı kalmıyor. Evet. İkisi de eşitlenmiş oluyor. Aynı şartlarda Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yürüyorlar. Bu eşitlenmeyi temsil etmesi bakımından ihramın bu simgesel anlamı son derece önemlidir. Dünyalık ne varsa kendisi için kıymet ifade eden, dünyada onu diğer insanlardan ayrıcalıklı kılan, değerli kılan ne varsa bir bakıma onları geride bırakmış oluyoruz. Geriye bir tek şey kalmış oluyor. Allah-u Teala'nın değer verdiği ve değerlendirme ölçüsü olarak koyduğu takva ölçüsü kalmış oluyor. Evet. Artık orada sadece ölçü takvadır. Dış görünüş itibariyle de bu eşitlik simgelenmiş oluyor. Genelde namaz için o ifade kullanılır hocam. Yani bütün, evet, Müslümanların aynı safta yan yana gelip eşitlendiğini. Ama hac ibadetinde sanki bunu daha belirgin olarak görüyoruz değil mi? Baktığımız zaman yani aynı kıyafetler dediğiniz gibi yani hep bir birey olarak yani her şeyden soyutlanmış olarak işte Allah'a gitmek bunu daha da sanki ortaya koyuyor. Daha da bir anlamlı oluyor. Şöyle daha da bir anlamlı oluyor. Söz gelimi yani müminler dünyanın dört bir tarafında namaz kılarken kendi muhitindeki, kendi bölgesindeki insanlarla hep dururlar, namazı birlikte onlarla kılarlar. Kendi mahallesindeki cemaatle birlikte kılar. Ama hac genelinde düşündüğümüz zaman dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanlar söz konusu. Bunların içerisinde simsiyah saçlarıyla, simsiyah renkleriyle zenciler var. Efendime söyleyeyim sarı ırktan gelen insanlar var, beyaz ırktan gelen insanlar var. Bu efendime söyleyeyim kızıl ırktan gelen insanlar var. Değişik ırklara mensup, değişik kültürlere mensup insanlar var. Onların hepsini bu sefer aynı tablo içerisinde eşitlemiş oluyor ihram. Bu yönüyle de İslam kardeşliğinin inanılmaz bir tablosunu oluşturuyor. Aynen hocam. Hiçbir millete nasip olmayan büyük bir tablo bu. Evet hocam. Hocam ihrama girdikten sonra malumunuz haccın başlaması için belirli mikat sınırları var. Bizler buralara geldikten sonra nasıl bir hal almalıyız, nasıl tefekkür etmeliyiz? Artık haccımız başlıyor bir nevi mikat sınırında. Mikat çok anlamlı bir kelime. Hani Cenab-ı Hakk'ın, Hazreti Musa'nın Cenab-ı Hak'la buluşmasını, Tur Dağı'ndaki buluşmasını ifade ederken de Kur'an-ı Kerim'de yer verilen bu kelime çok anlamlı bir kelime. Bir bakıma fıkhi ibadet bakımından, ibadetin icrası bakımından baktığımız zaman mikat aslında haccın başlangıcını ifade eder. Nasıl ki namaza dururken iftitah tekbirini alıp namaza başlıyorsak, mikatta da terbiye getirerek haccımıza başlamış oluyoruz. Namaza başlar gibi.
Dolayısıyla orası bir buluşma anı, bir randevu anı gibi. Bir bakıma Cenab-ı Hak'la buluşmanın başlangıcı, buluşma noktası gibi düşünmek gerekiyor. Evet. İşin sembolik anlamını. Dolayısıyla haç yolculuğu için çıkan kişi Rabbi ile buluşma noktasına, randevu noktasına gidiyor gibi bir şuurla haça yürümesi gerekiyor. Veya umreye giderken aynı şekilde. Mikata böyle bir heyecanla, böyle bir anlayışla mikatı düşünmesi, algılaması gerekiyor. Gerçekten de öyledir. Mikata Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mikat noktalarını belirlemiştir. O mikat noktalarından ihrama girilir. Hani ondan önce ihram giysileri falan giyilebilir. Fıkhi tartışmalar var. O noktalara girmiyorum ama esas orası işte haçın başlangıç noktası ve Rabbine giden insanın Cenab-ı Hak'la ilk randevulaştığı, buluştuğu noktadır. Bu anlamda mikat son derece önemli. O andan itibaren artık o buluşma noktasından itibaren hayatında başlatacağı o yeni sayfanın, açacağı tertemiz sayfanın, belki Rabbi ile ahitleşerek ondan sonraki hayatında izleyeceği yolun başlangıç noktası olarak ihramı, mikatı değerlendirmek gerekiyor. Yufur Rahman'a açılan kapıda diyebiliriz herhalde. Kapı, yani giriş kapısı. Allah-u Teala'nın yani artık bu sınırdan sonra benim misafirimsin dediği yer herhalde, çok değil güzel, mi? Çok güzel, çok güzel. Evet, öyle bir anlam taşıyor. Evet, evet hocam, Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki İbrahim Aleyhisselam'ı Allah-u Teala hacca davet etmiş. Ve bizler de ona uyarak hac ibadetini yerine getiriyoruz. Ve burada İbrahim Aleyhisselam lebbeyk Allahümme lebbeyk, yani telbiye ifadesini kullanmış. Bizler de bunu hacca, umreye giderken ihrama girdikten sonra hep dilimizde bu telbiye var, söylüyoruz. Bunun anlamı nedir? Bizlere ne anlam katmakta Müslümanlar olarak? İbrahim Aleyhisselam'ın malumunuz bir çağrısı var. Kur'an-ı Kerim'de de insanları hacca çağır diye, yani mal olarak ifade edersek İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bir talimat veriyor. Kabe'yi inşa ettikten sonra insanları hacca çağırıyor. Ve bu çağrı aslında hacca giden her insanın icabet ettiği bir çağrıdır. Duyduğu bir çağrıdır. O çağrıya icabet etmiş oluyor. Hac yapanlar, umre yapanlar bu çağrıya uyarak Kabe'ye doğru yola çıkmış oluyorlar. Ve bu çağrının, bu çağrıya icabetin sembolü telbiyedir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike leke. Bu bir slogan, bir cümledir aslında. Tıpkı hani biraz daha böyle askerlik yapan insanlar daha iyi anlarlar. Hani emret komutanım diye bir tabir vardır askerde. Evet. Bir bakma. Ya Rabbi sen emrettin, ben de emrine uyarak geldim. Emret. Emrine amadeyim. Ya Rabbi sen emrettin, ben senin emrine boyun eğerek geldim, işte icabet ettim. Emrindeyim manasına. Tıpkı o askerdeki emret komutanım gibi, evet, bir şeydir aslında. Telbiye böyle bir şey. Ben senin emrine icabet ederek geldim. Buyur Rabbim. Senin emrindeyim anlamına bir ifadedir. Bir bakıma bu ifadeyle kul Cenab-ı Hakk'a teslimiyetini, bağlılığını, onun emir ve yasakları neyse onlara uyacağını, onların dışına çıkmayacağını, artık bundan böyle ona göre hareket edeceğini ifade eden bir yaklaşımı, bir söylemi ortaya koymuş olur. Tabii telbiyede gerçekten bütün bunların bilerek, şuurla yapılması gerekiyor. Ne anlama geldiğini bilerek yaparsak bunları daha bir anlamlı olur. Yaptığımız ibadetin tadına, zevkine, hazzına daha bir varmış oluruz. İmam Gazali'ye nispetle şöyle bir şey anlatılır. Hac yolculuğuna çıktığı zaman işte ihrama girilip herkes telbiye getirmeye başlayınca İmam Gazali bir türlü söyleyemez telbiyeyi. Herkes söyler, o bir türlü söyleyemez. Yani bir türlü söyleyemez. Herkes telbiyesini okur. Ya İmam sen niye telbiye söylemiyorsun deyince onun verdiği cevap aslında telbiyenin
ne kadar önemli olduğu, beni anlama geldiğini de bize iyi, çok iyi anlatıyor. Şöyle diyor, tamam ben buyur Rabbim geldim diyeceğim ama ya telbiyeme karşılık alamazsam? Evet, çok ince bir nokta hocam. Ya telbiyeme karşılık alamazsam, yani Rabbim buyur gel demezse, yani ne yaparım? Öyle bir endişeyle aslında. Dolayısıyla hacca umreye giden insanlar hep bu şuur içerisinde kendi durumunu, konumunu düşünmeli, o güne kadarki hayatını düşünmeli. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ne derece riayet edebildiği, ne yapabildiği, o güne kadar ömrünü nasıl geçirdiği, nerede harcadığı, ne yaptığı, Allah rızası için neler yaptı, neler yapamadı, bütün bunları yani üzerindeki hakları, hukuku falan düşünerek, bütün bunları düşünüp bu endişeyle aslında ya karşılık alamazsam telbiyeme o şuurla, yani terbiyesine karşılık alabileceği hüsnü zannı ve onu alma ümidiyle telbiye söylemelidir. Evet hocam. Hocam dünyalık işlerin etrafında malumunuz dönüp duruyoruz insanlar olarak. Tavafın da insanları hakikate bağlayan bir yönü var malumunuz. Tavafın bizlere kattığı anlam nedir? Yani bizlere katkısı nelerdir? Neler söyleyebiliriz? Tavaf aslında kainat kitabının, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu kainat kitabı ki çok muazzam bir kitap. Kur'an-ı Kerim bizim elimizde okuduğumuz kitap, okunan kitap, bir de kainat kitabı var. Kur'an-ı Kerim ile bu kainat kitabı büyük bir bütünlük arz ediyor. Aslında insan bu kainatın içerisinde bir kainatın özü olarak hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdû midide-i ekvan olan Âdemsin sen şiirinde Şeyh Galip'in ifade ettiği gibi kainatın özü bir varlıktır insan. Kainatın özü bir varlık olarak kainatla Allah'ın koyduğu kanunlar içerisinde, uyum içerisinde insan yaşıyor. Kainatta her şey dönüyor. Galaksiler var. Galaksinin merkezi etrafında yüz milyarlarca yıldızla, gök cismiyle galaksi dönüyor. Galaksinin içerisindeki o yıldızların içerisinde kendi uyduları dönüyor. Söz gelimi kendi galaksimiz Samanyolu içerisinde güneş sistemi, Samanyolu içerisinde bir dönüşü var. Güneş sisteminin kendi içerisinde uyduları etrafında dönüyor. Aynı şekilde bu uydular kendi etrafında dönüyorlar. Her şey bir döngü içerisinde, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu nizam içerisinde seyrediyor. Ve kullun fî felekin yesbahun, ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Her biri kendi yörüngesinde dönüyor ve yüzüyor. Şimdi Kabe'deki dönüş bir bakıma Kabe merkeziyle Kabe'nin etrafında binlerce, on binlerce insanın dönüşü bir bakıma galaksinin o yüz milyarca yıldızlarıyla dönüşünü bize hatırlatıyor. Bunu simgeliyor. Aynı tabloyu biz tavafta yaşıyoruz. Bir bakıma kainatın o dönüşünü simgesel olarak tavafımızda sergilemiş oluyoruz. Hac yapan insanlar ve umre yapan insanlar olarak. Böyle bir tavafın simgesel anlamı var. Şöyle bir anlam yüklenir genellikle şeye, bir açıklama yapılır. Bunlar tabii bir hikmet arayışlarının ifadeleridir aslında. Hani fiziki alemden metafizik aleme geçiş noktası gibi. Evet. Dönüyorsunuz, dönüyorsunuz, dönüyorsunuz Kabe'nin etrafında buharlaşıp manevi metafizik aleme geçip gidiyorsunuz. Yani fiziki alemden metafizik aleme geçip gidiyorsunuz. Böyle bir tablo ortaya koyuyorlar böyle mütefekkirler tavafla ilgili olarak. Son derece anlamlıdır. Müminin esasen yani denizden bir su damlası gibi, okyanustan bir damla gibi dünyanın dört bir tarafından gelen milyonlarca insanın içerisinde kendisini o müminler denizinden bir damla gibi hissederek müminler içerisinde akışa bırakması İslam kardeşliğinin en özgün tablolarından biridir. Bu lafta kalan bir durum değildir aslında. Fiili olarak kardeşliği, eşitliği simgeleyen bir tablodur.
Evet hocam, malumunuz Kur'an-ı Kerim'de Safa ile Merve Allah'ın sembollerindendir buyurulmakta. Ve bu iki tepe arasında Hazreti Hacer annemiz ve Hazreti İsmail aleyhisselamın mekanı olarak nitelendirilmekte. Buranın bizler için anlamı nedir? Safa ile Merve arasında yaptığımız sayın hikmetleri nelerdir? Dilerseniz oradan devam edelim. Aslında burada en dikkat çekici olan husus, şimdi o dönemde yaşadığı toplum içerisinde belki insan yerine bile konmayan bir köle, cariye, Hacer validemiz. İbrahim Aleyhisselam'la evlenmek suretiyle bir büyük bir şeref Cenab-ı Hak ona samimiyetinin karşılığı olarak lütfetmiş. Şimdi bu hanımefendi, bir kadın, bir anne, onun isterseniz olayın kıssasını kısaca hatırlayalım. İbrahim Aleyhisselam henüz süt emmekte olan oğlu İsmail ile birlikte Hacer validemizi, hiçbir şey yok, bir insan yok, bir ekin yok, bir su yok, bir şey yok, o vadiye bırakıyor. İnde Beytkel Muharram, Beyt Muharram'ın yanında, Kabe'nin yanında bir yere bırakıyor. Kabe de yok ortada çünkü temel daha henüz yapılmamış, temelleri var ama İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam daha sonra yapacaklar Kabe'yi. Oraya bırakmış ve dönüp giderken arkasından sesleniyor Hacer validemiz. Yanlarında az birazlık var. Bizi bırak, nereye gidiyorsun diyor. Dönüp giderken İbrahim Aleyhisselam ses vermiyor, ses çıkarmıyor İbrahim Aleyhisselam. Tekrar soruyor, yine ses çıkarmıyor. Üçüncüde bunu sana Allah mı emretti diyor. İbrahim Aleyhisselam da evet Allah emretti diyor. Şimdi teslimiyete bakın ki Allah emretti deyince İbrahim Aleyhisselam teslimiyet, Hacer Aleyhisselam'daki teslimiyete bir bakın. Allah emrettiyse o bizi korur. İnanılmaz bir teslimiyet. Evet. Şimdi düşünün kendi başına bir kadın çocuğuyla birlikte orada. Hiç kimse yok. Orası bırakıyor, hiçbir şey yok, hiç kimse yok falan, ne bir canı ne bir şey var. Bırakıp gidiyor. Allah emrettiyse o bizi korur diyor. Böyle bir teslimiyet gösteriyor. Şimdi tabii yanlarındaki su bitince su arayışı için veya azık arayışı için işte Safa Tepesi'ne çıkıyor. Bir gelen giden var mı, bir şey görebilir miyim diye. O ufak bir tepe orada o gün. Oradan Merve Tepesi'ne doğru yürüyor. Aşağıda vadinin içerisine inince bir taraftan da gözüyle çocuğunu gözetliyor, çocuğunu bıraktığı yer. Öbür Merve'ye gidiyor falan, o vadinin içerisinde koşuyor. Merve'den Safa'ya, Safa'dan Merve'ye işte yedi, orada yedi gidiş ve geliş toplam yedi seferi var. Şimdi esas buranın anlamı, bir kadının, bir annenin Safa ile Merve arasındaki bu koşuşturması, annelik duygusuyla koşuşturması, Cenab-ı Hakk'a böylesine teslim olmuş bir annenin bu koşuşturmasını Cenab-ı Hak kıyamete kadar gelecek olan insanlar için bir ibadet sembolü yapmış. Evet. Ne kadar önemli değil mi hocam? Yani şimdi esas şeyin anlamı burada kendisini gösteriyor. Hani işte kadına verilen değer, kadının değeri falan filan diyorlar. İşte kadının değeri aslında nedir? Bir kadının üstelik belki kendi yaşadığı toplum içerisinde hiç değer verilmeyen, cari olarak, köle olarak alınıp satılan görülen bir kadının o teslimiyetinin, Cenab-ı Hakk'a bağlılığının bir karşılığı olarak o yaptığı hareketin kıyamete kadar insanlık için bir ibadet sembolü haline getirmiş olması. Şimdi Hazreti Hacer validemizin o yürüyüşünü bütün hacılar, bütün umre yolcuları hepsi tekrarlıyorlar. Şimdi kıyamete kadar tekrarlanacak bir ibadet sembolü haline getirmiş oluyor. Hatta onun vadi içerisinde koştuğu yerde de koşuyorlar. Bu son derece anlamlı bir semboldür aslında. Safa ile Merve arasındaki yürüyüşün hikayesi, kıssası bu işin ne anlama geldiğini ortaya koyması bakımından önem arz ediyor. Evet hocam, çok güzel özetlediniz gerçekten. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac Arafat'tır buyuruyor. Arafat olmadan hacı olunamıyor biliyorsunuz.
Arafat'ın bize kattığı anlam nedir? Arif olmayla Arafat arasında nasıl bir bağ vardır? Bizler Müslümanlar olarak Arafat vakfesinden sonra nasıl bir hale bürünmeliyiz? Şimdi Arafat kelimesi tabii sizin ifade buyurduğunuz gibi arif olma aynı kökten gelen kelimeler. Dolayısıyla düşünürlerimiz, fikirlerimiz bu Arafat kelimesinden yola çıkarak bu marifet, marifete erişme, Allah-u Teala'yı bilme manasındaki, evet, yani şuurla bilme manasındaki marifete erişme, ki Arafat'ta bu marifette erişmek gerektiği, bu şuurla vakfe yapmak gerektiği, bu şuurla Arafat'ı yaşamak gerektiği. Yani dolayısıyla kişinin hani men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu, kendi nefsini bilen Rabbini bilir meşhur kavli de dikkate alarak bir bakıma orada kendini bilmesi ve buradan hareketle Rabbini bilmesinin bir kelime bağlantısı yapılıyor. Fakat Arafat'ta esas önemli olan ta Hazreti Adem'den itibaren Arafat'ın biliniyor olması. Nereden işte şu anlamlar da yükleniyor. Bir bakıma hani cennetten ayrıldıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın talimatıyla Hazreti Adem ile Havva validemizin buluşarak birbirini tanıdıkları, bildikleri yer olması münasebetiyle böyle de bir irtibat kuruluyor, evet, bilme manasında. Önemli olan Hazreti Adem'den itibaren Arafat'ın biliniyor olması, Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu haçta yine Arafat'ın yer almış olması ve bütün ulul azm peygamberlerin mekanı olması itibariyle ayrı bir önem var. Ama esas Müslümanlar açısından Arafat'ın önemi, dünyanın dört bir tarafından gelmiş olan renkleri, dilleri, ırkları, efendime söyleyeyim mahalli kültürleri farklı milyonlarca insan hep bir araya gelmiş oluyor. Hiçbir ayrıcalık yok. İhram kıyafetleri içerisinde hepsi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna duruyorlar ve hep birlikte Cenab-ı Hakk'a el kaldırıp yakarıyorlar, yalvarıyorlar ve dua ediyorlar. Müslümanların birlik ve beraberliğini simgelemesi, Müslümanların gücünü ortaya koyması ve kardeşliğini ortaya koyması bakımından Arafat tablosu son derece önemli bir tablodur. Bir yönüyle hem bu kardeşliği ortaya koyması bakımından, bir yönüyle hep birlikte Cenab-ı Hakk'a aynı şuurla, aynı anlayışla, aynı yönelişle Cenab-ı Hakk'a dua etmeleri bakımından önem arz ediyor. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesini irad ettiği yerdir Arafat. Ve bu veda hutbesinde kıyamete kadar insanlığa yol gösterecek olan evrensel mesajlar verilmiştir. İnsanın canının, malının, aklının, neslinin korunmasıyla ilgili, kadınların değeriyle ilgili ve bütün bu İslam'ın yasakladığı faiz gibi, kan davaları gibi İslam'ın yasakladığı her şey ayaklar altına alınmış. Ve bir bakıma Müslüman bu değerler manzumesinin manzumesiyle ilgili olarak Arafat'ta Rabbine elini açarak bundan böyle ben bu değerler manzumesine sahip çıkacağım şeklinde oradaki o vakfede bu duruşunu ortaya koymuş oluyor. Bunu ifade adeta etmiş oluyor. Adeta toplumun temel taşlarını orada ortaya koymuş değil mi hocam? Tabii, ve bu bir söz vermiş oluyor Cenab-ı, evet, Hakk'a. Dolayısıyla Arafat, haç Arafat'tır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haç Arafat'tır buyurduğu için Arafat'ın bu anlamı son derece önemli. Bir bakıma artık işte Arafat vakfesini yapan insan artık ziyaret tavafı için geniş bir zaman var önünde. Haçın en önemli rüknünü yerine getirmiş ve hacı olmuş oluyor. Dolayısıyla hani hakikaten böyle samimi ve ihlaslı bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna durduğu ve ona yöneldiği için men hacce felem yarfut felem yefsuk raca keyemi veledet ümmuhu, kim hac yapar, haçta rafet, füsuk, cidal dediğimiz haçın bu ihram yasakları ve genel yasakları ile ilgili olarak bunlardan sakınırsa, ki bunları artık meleke haline getirirse manasına, annesinden doğduğu günkü gibi döner. Bir bakıma hayatında yeni bir sayfa açmış olur, bir başlangıç yapmış olur, Cenab-ı Hakk'a söz vermiş olur. Ve haccın da esas hedefi olan
yeni bir sayfa açma hayatında tablosu bu Arafat vakfesiyle gerçekleşmiş olur. Evet hocam, hacda yaptığımız önemli menasıklardan bir tanesi de malumunuz ezeli düşmanımız olan şeytana karşı bir tavır alıyoruz orada. Bizler baktığımız zaman orada sadece beton sütunları taşlıyoruz sembolik olarak, ama biz burada orayı taşlarken nelerden kurtulmaya çalışıyoruz veya orada şeytana karşı aldığımız bu tavırın altında neler yatıyor hocam? Yine işte mütefekkirlerimiz onunla ilgili bunun ne anlama gelebileceği, hani simge, yine orada bir simge söz konusu. Malumunuz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği talimattan vazgeçirmek için şeytanın üç noktada önüne çıkarak onu vazgeçirmeye çalıştığı noktalardır. Cemarat'ta üç tane bu Cemre-i Sura, Cemre-i Usta, Cemre-i Kübra, üç tane Cemre vardır. Taş attığımız yerler buralar. Şeytanın üç noktada Hazreti İbrahim vazgeçirmeye çalışması, Hazreti İsmail'i vazgeçirmeye çalışması bu noktalar. Ve onların şeytanın bu ivalarına aldırmayıp Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmek üzere harekete geçmeleri noktaları. Aslında burada bir bütün şeytani güçlerin, orada temsil edilen, şeytanda temsil edilen bütün şeytani güçlerin ortaya koymuş olduğu, ne kadar olumsuzluk varsa bu olumsuzluklara karşı çıkışın ve Cenab-ı Hakk'ın emrine sarılmanın simgesidir aslında şeytan taşlama. Bir bakma protesto anlamı taşıyor. Şeytanın ortaya koymuş olduğu tüm kötülükleri protesto anlamı taşıyor. İnsanı yoldan çıkarmaya çalışan, doğru yoldan saptırmaya çalışan şeytani güçlere karşı bir protesto eylemi ortaya konmuş oluyor. Ben Allah'ın emrine tabi olacağım. Bu kötülüklere meyletmeyeceğim, onların tarafında yer almayacağım. Şu demektir aslında o, ben zulmün yanında değil, haksızlığın yanında değil, ben hakkın yanında, adaletin yanında yer alacağım, Allah'ın emirlerini gözeteceğim manasında bir protesto eylemidir, cemaratı taş atma eylemi. Hocam, hac konusunu malumunuz semboller üzerinden gidiyoruz ama baktığımız zaman konuşa konuşa daha konuşacak bir sürü konular var üzerinde duracağımız. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hac konusunu yani konuşacak çok üzerinde konular var, sembolik ifadeler var. Umuyorum ki değerli seyircilerimiz istifade etmişlerdir. Size tekrardan teşekkür ediyoruz hocam. Evet değerli izleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeni bölümde görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz efendim.